Evet, Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Erzincan genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 17 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Erzincan'da 17 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzincan genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 17 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak MY ve HB isimli şahıslar hakkında 2863 SKM suçu kapsamında adli işlem yapıldı. Erzincan'ın Tercan ilçesi Gözeler Köyü İlköğretim Okulu öğretmeni Dilek Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'e mesaj atarak 17 öğrencisini sinemaya götürmek istediğini iletti. Mesaja kayıtsız kalmayan Gün, araç görevlendirip öğrencileri bir günlüğüne Erzincan'da misafir edip onları sinema ile buluşturdu. Çoğu, demeyeyim hepsi ilk defa sinemaya geliyorlar. Erzincan'ın Tercan ilçesi Gözeler Köyü İlköğretim Okulu öğretmeni Dilek Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'e mesaj atarak 17 öğrencisini sinemaya götürmek istediğini iletti. Mesaja kayıtsız kalmayan Gün, araç görevlendirip öğrencileri bir günlüğüne Erzincan'da misafir edip onları sinema ile buluşturdu. İlk 3 öğrenciye de bir ödül daha vereceğiz. 1, 2, 3'üncüye en çok kitap okuyan. Konu hakkında açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilerimiz güzel vakitler geçirdi. Öğrenciler ilk defa gelmiş oldukları sinemada ilk filmlerini seyredecekler. Hocamıza da bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum dedi. Bu öğrencilerden 1707 öğrencisi, yani %71.18'i hiç şimdiye kadar sinemaya gelmemiş olan öğrencilerdi. Ancak bugün daha farklı bir çalışma içerisindeyiz. Tercan ilçemiz Gözeler Köyü İlkokulu öğretmenimiz Dilek Hoca bundan bir hafta önce bana bir mesaj attı. Hocam, 37 öğrencim var. Bunların birçoğu değil, hiçbiri şimdiye kadar sinemaya gitmemiş ve birçoğu da Erzincan'a gelmemiş. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz diye. Biz de hemen 4. ve 3. sınıfta olan 17 öğrencimizi bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüzün imkanlarıyla Erzincan'a getirttirdik. İlk defa AVM gezdi çocuklar, Eskişehir'e gitti çocuklar ve çocuklarımıza öğle yemeği yedirdikten sonra ilk defa gelmiş oldukları sinemada biraz sonra ilk filmlerini seyredecekler. Ben bu çalışmaya, bu etkinliğe bizi vesile kılan özellikle öğretmen arkadaşıma, duyarlı öğretmen arkadaşıma ben çok teşekkür ediyorum. Gözeler Köyü İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Dilek Doğan ise konuşmasında bu fikrimi Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Gün hocamızla paylaştım. Müdürümüz de ricamızı kabul etti. Gerekli duyarlılığı gösterdi. Çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Sınıfımda hiçbir öğrenci sinema etkinliğini hiçbir zaman görmemişler. Ya Erzincan'a gelmeye dair herhangi bir etkinlikte bulunmamışlar. Onların bu etkinlikte bulunması için, sinema etkinliğini de görmeleri için böyle bir fikir yürüttüm. Ve bu fikri Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Bey ile görüştüm, mesaj attım ona. O da beni kırmadı, ricamı kabul etti. Neresi burası? Burası bu halk zıttı Kıbrık Tepesi. Peki Göbekli Tepe'ye nasıl gideriz? Göbekli Tepe? Ne yapacaksın orada? Çiğ köfte yoğurduk, top oynadık. Sayın seyirciler, havaların soğumasıyla sokak hayvanları için zor günler başladı. Sokak hayvanları bu soğuk kış günlerinde hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak zorunda. Peki bu sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? Haberimizi izliyoruz. Havaların soğumasıyla sokak hayvanları için zor günler başladı. Sokak hayvanları bu soğuk kış günlerinde hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak zorunda. Peki sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? Sizin için küçük, onlar için büyük olan birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz. Sokaklarda yaşayan o canlılar için çok küçük bir hamle bile hayatta kalmaları için yeterli olabilir. İşte sokak hayvanlarına yardım etmek isterseniz yapabileceklerinizin listesi. Eğer evinizin koşulları bir hayvanın uzun süreli kalmasına uygun değilse, yaralı,
Hasta durumundaki hayvanları kısa süreliğine misafir edin. Hayvanların tıbbi bakımı Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Sokak hayvanlarını evinize misafir edin, mümkünse iş yerinizde yer açın. Kediler sıcak yer aradığında ilk gittikleri yerlerden biri arabaların altı veya motorlarıdır. Arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Sokak hayvanları için hayvan barınağı, korunaklı bir yuvaları olması demek. Yapımı oldukça kolay olan bu evleri yağmura ve kara karşı dayanıklı olması için naylonla kaplamanız yeterli. Su hayvanlar için hayattır. Sokak hayvanları için bir su kabı mutlaka bulundurun. Fakat metal ya da çelik su kapları suyu çabuk dondurur. Kış aylarında bu tür kaplara su koymak yerine plastik kaplara su koymak ve bu suların ılık olmasına dikkat etmek daha mantıklı. Özellikle kar yağdığında yiyecek bulmak sokak hayvanları için mümkün olmuyor. Marketlerde sokak hayvanları için satılan mamalardan alıp akşam eve giderken 5 dakikanızı ayırarak mama kaplarına ya da kuru alanlara mama bırakabilirsiniz. Ve en önemli ihtiyaç ise sevgi. Sevginizi eksik etmeyin. Tüm canlılar için sevgi temel ihtiyaçtır. Sevgi ve şefkatinizi onların üzerinden çekmeyin. Unutmayın, dünya onlarla güzel. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengüce Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor İsmet Yalkın Çamurcu, diz yaralanmaları ve menisküs ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ortopedi pratiğinde sık karşılaştığımız yaralanmalardan biri. Özellikle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengüce Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor İsmet Yalkın Çamurcu diz yaralanmaları ve menisküs ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Travma yani yaralanmalar sonrası meydana gelmektedir. Eğer bir hastada dizde şişlik, su toplaması meydana geldiyse dizin bağlarından kaynaklanan, dizin kıkırdak kopmalarından kaynaklanan veya menisküs kök yırtıklarından kaynaklanan bir yaralanma söz konusu olabilir. Bu durumlarda özellikle hastanın en yakın sağlık kuruluna başvurması, kurumuna başvurması ve gerekli incelemelerin yapılarak hastanın tanısının ve tedavisinin yapılması önemlidir. Çünkü özellikle dizde şişlik meydana gelen yaralanmalarda cerrahi gerektirebilecek sorunlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Dizde su toplaması ve şişlik yaratan diğer önemli bir durum romatolojik hastalıklar. Özellikle sık tekrarlayan şişliği olan, gezici eklem ağrıları olan, sabah eklem sertliği, istirahatle ağrısı olan hastalarda romatolojik ağrıları, romatolojik kaynaklı bir sebep düşünmek gerekebilir. Bu durumlarda da yine hastaların ortopedi ve fizik tedavi hekimlerine başvurmasını öneriyoruz. Yapılan görüntüleme, kan tetkikleri sonrası hastaları gerekirse tedavisinin yapılması için iç hastalıkları yani dahiliyeni romatoloji birimine sevk edebiliyoruz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Baykarabulut, TÜBİTAK Bilim Söyleşisi kapsamında Yeşiltepe Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Doğada Hayat Var programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Nasılsın? Her şey yok mu? Böyle yapıyoruz biz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Baykarabulut, TÜBİTAK Bilim Söyleşisi kapsamında Yeşiltepe Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi'ne düzenlenen Doğada Hayat Var programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşiye Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Gögen, bazı okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Yurtta ankesörlük telefon vardı, sıraya girerdik şöyle buyruklarla. Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi'nin çok amaçlı salonunda gerçekleşen sohbette konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Baykarabulut, "Biz artık teknolojiyi kullanmakla kalmayıp teknolojiyle savaşıyoruz da. Bakın insan iş gücü dediğimiz yani sizlerin gelecekteki yapacakları meslekleri artık aletler yapmaya başladı. Bu sizce tehlikeli midir yoksa güzel bir şey midir?" diyerek öğrencilerin geleceğe yönelik planlarını ve hedeflerini şimdiden belirlemesini istedi. Çok çalışarak bir nevi yaptığınız, attığınız her günün, her adımın yarın öbür gün neye yatırım yaptığımızın bir göstergesidir. Şimdi açalım. Yoruldunuz değil mi? Ellere bakarken yoruldunuz mu?
Evet, bir nefes alın verin. Çok şükür. Yani bu nefesi alabilme şansına sahibiz. Önemli olan nereden, nasıl mezun olduğunuz bir tarafa, sonuçta hedefinizin ne olduğunu. Ülkemizi, memleketimizi ve yaşadığınız toprakları sevdiğiniz takdirde bu uğur, bu vatan uğruna bakın şehit olan bir kardeşimizin ismini taşıyan okuldan mezun olacaksınız. Onun hatırı için çünkü o da bu okulda okumuş değil mi? Yani bunların hepsi birer şans. Bizler yarın nerede ne olacağız? Nefesimizi bugün burada aldık, yarın ne yapacağız bilmiyoruz. O yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Tarıma, ekime, tarım alanlarının geliştirilmesine, projeye, araştırma, geliştirme çalışmalarına, üretime, bunlara çok değer vermeniz gerekiyor. Eğer bunlarla ilgili projeleriniz, hayalleriniz varsa, bakın öğretmenlerinizle paylaşın. TÜBİTAK'ın ortaokul ve lise yarışmaları oluyor. Onlara girin. Hedefiniz ne olursa, hayalleriniz ne olursa olsun, gerçekleştirebileceğiniz ölçüde şükrederek, bana Allah bu kadarını nasip etti diyerek yola devam ederseniz, hayatta aşmayacağınız engel yoktur. Söyleşinin sonunda Rektör Profesör Doktor Karabulut, öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi. Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Coşkun, 1. Amatör Lig'de sezonunun ilk yarı değerlendirilmesini yaptı. Sağ olun. 1. Amatör kümemizin ilk devresini bitirdik. Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Coşkun, 1. Amatör Lig'de sezonunun ilk yarı değerlendirmesini yaptı. Rışkenşik Spor 12 puanla lider oldu. B grubunda da 1968 grubu lider olarak diğer takımlarımız da alt sıranı da tamamlayarak birinci devreyi tamamladık. Ve birinci devrenin sonunda dörder maç yapıldı. Her iki grupta da. Bütün takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Maçlarımız gayet sakin, centilmenlik içerisinde geçti. Ufak tefek olaylar olur ama onlar da futbolun içerisinde olan şeyler. Böyle. Bundan dolayı ki tüm kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, herkese bu konuda teşekkür ediyoruz. Temennimiz ki ikinci devrende böyle centilmenlik içerisinde geçerek birinci kadem olan grup maçını tamamlayarak playoff'a hazır vaziyete gelmelidir. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 5-3, Erzurum 0-9, Sivas 2-3, Gümüşhane 4-6, Bayburt 5-7, Giresun 9-15, Elazığ 8-0, Tunceli 7-2, Bingöl 6-1, Malatya 4-2, Yozgat 2-0, Amasya 9-2, Kars 3-6, Van 7-4, Ağrı 1-9 derece. Dolar alış 5.79, satış 5.80. Euro alış 6.41, satış 6.42. '22 ayar altın bilezik alış 247.09, satış 249.59. Tam altın alış 1801.05,
yarım altın alış 900.55, çeyrek altın alış 450.24'ten işlem görüyor. Hazırlamış olduğu haberleri sundum. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.